Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle harika bir çorba yapacağız. Köz biber çorbası için eğer hazırsanız başlayalım. Fırınımızda közlemek için bir adet büyük boy domatesimizi dörde böldük. 3 diş sarımsağımız var. 3 küçük diş sarımsak. Bir adet orta boy soğanımızı ikiye böldük. 4 adet de kırmızı kapi biberimiz var. Sebzelerimizi fırına alıp güzelce közleyeceğiz. Sebzelerimiz güzelce közlendi. Şimdi artık sebzelerimiz güzelce közlendikten sonra ilk başta tenceremizin içine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Biz zeytinyağı kullandık. İsterseniz zeytinyağı ile birlikte biraz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tenceremizin içine yağımızı aldıktan sonra da 1 yemek kaşığı kadar unumuzu alıp güzelce kavurmaya bırakıyoruz. Unumuz güzelce kavrulurken de sebzelerimizin kabuklarını soyup güzelce doğruyoruz. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Çünkü zaten blenderdan geçecek bu sebzelerimizin hepsi. Çok fazla kabuğunu almanıza da gerek yok. Mesela domatesin hiç kabuğunu almanıza gerek yok. Çünkü domatesin kabuğu zaten çok narin, ince bir kabuğu var. Eğer dilerseniz biberinizin kabuklarını alabilirsiniz. Ki eğer almak istemiyorsanız zaten blenderdan güzel bir şekilde pürüzsüz olana kadar çekeceğiz. Bütün sebzelerimizi güzelce doğruyoruz. Sebzelerimizi doğradığımız esnada unumuz güzelce rengi değişti ve kavruldu. Üzerine bir yemek kaşığı da karışık salçamızı ilave ediyoruz. Biber ve domates karışık salçamız. Şimdi salçamızı da güzelce kavurmaya alıyoruz. Salçamız güzelce kavruldu. Salçamız da kavrulduktan sonra artık doğradığımız sebzelerimizi sencerimizin üzerine ilave ediyoruz. Közlenmiş sebzelerimizi de tencereye ilave ettikten sonra salçayla sebzelerimizin bütünleşmesi için güzelce bir karıştırıyoruz. Bu karıştırma işlemini yaklaşık bir 5 dakika kadar da ocakta devam edeceğiz. Salçalarımız ve sebzemiz güzelce bütünleşsin diye. Şimdi ocağa alalım. Evet ocağımızda da yaklaşık bir 5 dakika kadar sebzelerimizi ve salçamızı kavuralım. İçine birer çay kaşığı toz biber ve tuz ilave ediyoruz. Şimdi artık sebzelerimizi ocaktan aldık. Üzerine 2 su bardağı kaynar suyumuzu ilave ediyoruz ve blenderdan geçirmeye başlıyoruz. Çorbamızı bir miktar blenderdan geçirdikten sonra üzerine bir su bardağı daha kaynar suyumuzu ilave edip tekrar blenderdan geçirmeye devam ediyoruz. Artık çorbamızı yeteri kadar blenderdan geçirdik. Son olarak yine bir su bardağı daha Kaynar suyumuzu ilave ediyoruz ve kıvamını tam olarak tutturmuş oluyoruz. Yani toplam size verdiğim sebze ölçüleriyle 4 su bardağı kaynar suyumuzu ilave ettik. Ocağa alıyoruz. Ocakta da kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar daha kaynaması yeterli olacaktır. Artık servise hazırladık. Köz biber çorbamız servise hazır hale geldi. Üzerine kaşar ve nane döküp bu şekilde içebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.